Çadır kentlerde vatandaşın tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kurulan çadır kentlerde depremden etkilenen vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Depremden etkilenen vatandaşların barınma ihtiyacı için AFAD koordinasyonunda Koşuyolu Parkı, Nevruz Parkı, Kent Meydanı, Park 75, Sümer Park, Desobyanı ve Kurşunlu Cami'de kurulan 728 çadırda 6560 vatandaş barınıyor. Büyükşehir Belediyesi, 7 noktada kurulan çadır kentlerde vatandaşların, yeme, içme, giyim, hijyen malzemeleri ve diğer birçok ihtiyacını gideriyor. Psikososyal destek ile kişisel bakım hizmeti Çadır kentlerde psikososyal destek çalışmalarının yanı sıra Kadın ve Aile Daire Başkanlığında görevli eğitmenlerce vatandaşlara kişisel bakım hizmeti veriliyor. Büyükşehir Belediyesi eğitmenleri tarafından tek kullanımlık makas, tarak, eldiven, önlüklerle hijyen koşulları en üst seviyede tutularak saç kesimi yapılıyor. Çocuklara, kadınlara özel kişisel bakım hizmeti veriliyor. Çalışmalardan memnunuz. Çadır kentte ailesiyle beraber kalan İldeniz Esenli, yürütülen hizmetlerden ilk günden itibaren yararlandığını söyledi. İldeniz Büyükşehir Belediyesi her türlü ihtiyacımızla ilgileniyor. Personeller, ihtiyaçlarımız gidermek için yardımcı oluyorlar, ilgileniyorlar. Yemeğimiz, gıda, ayakkabı, giysi ve ihtiyaçlarımızı veriyorlar. Çalışmalardan memnunuz, dedi. Büyükşehir Belediyesi sahada çalışıyor. Depremden etkilenen vatandaşlardan Mikriye Ezgin, çalışmalardan memnun olduğunu aktardı. Ezgin, "Burada gereken destekler yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi bize yardımcı oluyor. Bize çadır, soba, gıda verdiler. Büyükşehir Belediyesi sahada çalışıyor, herkese yetişmeye gayret ediyor, elinden geleni zaten yapıyor." arkadaşlar bir eksiğiniz var mı diye soruyorlar, diye konuştu. Hizmette hiçbir sıkıntı yok. Depremzedelerden Murat Turan, hizmetlerin eksiksiz yapıldığını anlattı. Turan, burada yemeğimiz, ekmeğimiz, suyumuz, çorbamız geliyor. Çadırımızı verdiler, ayakkabımızdan çoraba, kaza kadar her şeyimizi verdiler. İhtiyacımız karşılanıyor, aldığımız hizmette hiçbir sıkıntı yok, eksimizi geri çevirmiyorlar, yani hiçbir sıkıntımız yok. Bir vatandaş olarak söylüyorum, çok memnunum. Burada 800 kişi var ama belediye 2000 kişilik yemek dağıtıyor, şeklinde konuştu. Gece geç saatlere kadar sıcak çorba. Çadır kentte kalan Serpil Müjde Doğdu ise, 4 aile ile birlikte burada kalıyoruz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği hizmetlerden memnunuz. Sabah kahvaltımız, öğle, akşam yemeğimiz, gece geç saatlere kadar sıcak çorba veriliyor. Gereken ihtiyaçlarımızı bilgi evinden alıyoruz, ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediyesi'nin bize çok desteği oldu. Çalışmalarda gönüllü olarak bulunan Sümeyye Sevim, depremzedelerin ihtiyaçlarını gidermek için yoğun çaba sarf ettiklerini kaydetti. Sevim, çadırları tek tek gezip ihtiyaçları belirliyoruz. Arkadaşlarla beraber ihtiyaçları liste halinde dağıttık. Gıda yardımı, bebek bezleri, mamalar, kıyafetler ayarlamaya çalıştık. E yardımcı oluyor, veriyor. O aşamada Büyükşehir Belediyesi'nin bize çok desteği oldu, dedi. Bu da bize gereken destekler yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi yapıyor sağ olsun. Bize yardımcı oluyor, gıda olsun. Bize çadır verdiler, soba verdiler. Belediyemiz sahada çalışıyor. Herkese yetişmeye çalışıyorlar burada. Ellerinden geleni zaten yapıyorlar. Bütün arkadaşlar da buraya geliyor. Bir eksiğimiz var mı diye soruyorlar bizlere. Yemeğimiz geliyor, ekmeğimiz geliyor, suyumuz geliyor, çorbamız geliyor, ihtiyacımız karşılanıyor. Hiçbir eksimizi geri çevirmeden. Yani hiçbir sıkıntımız yok. Ben bir vatandaş olarak söylüyorum, çok memnunum. Bak kalacak çadırımızı verdiler. Nasıl söyleyeyim, ayağımızdaki ayakkabıya kadar verdiler. Çorabımızdan var, kazamızdan olsun, her şeyimizi verdiler. Burada 800 kişi var ama buraya 2000 kişilik belediye yemek dağıtıyor. Ailemle kalıyorum. Dört aile oturuyoruz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden verilen hizmetlerden çok memnun. Sabah kahvaltımız veriliyor. Öğlen yemeği veriliyor. Akşam veriliyor. Gece geç saatlere kadar çorba sıcak çorbalar veriliyor. Gereken şeyler neyim? İhtiyaçlarımız neyse bilgi evinden alıyoruz. <laughs> Çadırlarımızı tek tek gezip ihtiyaçları neler, neler yapabiliriz diye arkadaşlarla bir araya toplandık. Arkadaşlarla beraber çadırların listeleme halinde nelere ihtiyaçları var onları dağıttık. Ondan sonra gıda yardımı oldu. Biz halka gıda yardımında bulunduk onlara. Tek tek dağıttık. Kimin neye ihtiyacı var? Bebekleri olanlara bebek bezleri, mamalar, kıyafetler ayarlamaya çalıştık. Sağolsun belediyenin de çok bize desteği oldu.